Babamın yaptıkları ortada. Ben onun kızıyım. Aksu'yum ben. Melisa, burada mıydın? Buradaydım. Duymadın mı geldiğimizi? Merak ettim. Duymadım. Ne oldu? İyi misin sen? Değilim. Neyin var? Metin amca anlatmadı mı sana Defne ile olanları? Hayır, anlatmadı. Ne oldu, tartıştınız mı yoksa? Ha? Tartıştık. Artık aramızdaki her şey bitti. Onunla dost değiliz. Ya dur canım, yani öyle dostluklar hemen biter miymiş? Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Birkaç gün sonra konuşursunuz. Neyse aranızdaki sorun, halledersiniz ha? Sanmıyorum Manur teyze. O babasının en organiğin başında olduğunu bile bile bana yalan söyledi. Ne kadar kötü bir davranış değil mi? Yapılan tüm kötülüklere göz yumdu. Sen bunları kendisine söyledin mi? Söyledim. Ama yaptığıyla gayet barışık. Kendisini suçlu hissetmiyorum Aynur teyze. Bizim artık Defne ile barışmamız imkansız. O tarafını seçti. Bizim de arkadaşlığımız bitti. Selam. Selam kadim dostum. Hayırdır? Biliyor musun? Ben çok korkunç bir şey yaptım. Ne oldu? Neden böyle davrandım inan bilmiyorum. Ama onun karşısında artık kontrolümü kaybettiğimi düşünüyorum. Sanki bilinmeyen gizli bir güç zihnimi ele geçirdi. Ya ben ne kadar düzgün, kontrolcü bir insanım sen biliyorsun. Ama Yeşim'in yanına gidince bir şaşırıyorum ya. Sende de oluyor mu böyle? Oluyor değil mi? Biliyordum işte. O yüzden birbirimizi bu kadar iyi anlıyoruz. Sormayacak mısın ne oldun? Sormasan da nasıl olsa anlatacaksın değil mi? Tamam tamam, anlat hadi, ne oldu? Yeşim'le sevgili olayım derken kanka oldum. Nasıl böyle bir aptallık yaptım inan bilmiyorum. Metin, yakında bana elense çekecek diye çok korkuyorum Metin. Yardım et bana ne olur. Gireyim mi içeri? Yapılan bunca kötülüğe nasıl göz yumabiliyor hala aklım almıyor. Maynu teyze, Defne böyle bir kız değildi. O kadar kişinin canı yandı.
toprağından, evinden, barkından oldu. Hiç mi üzülmüyor? Babası bile olsa yaptığı kötülükleri nasıl görmezden gelir? Yani açıkçası Defne'nin içinde bulunduğu durum çok zor tabii. Yani kim olsa ne yapacağını şaşırırdı. Ama tabii yine de sizinle konuşması gerekirdi. Evet işte. Benle gelip konuşsaydı niyetinin iyi olduğunu, elinden bir şey gelmediğini anlardım ben. Ama şimdi karşımıza geçmiş babasını savunuyor. Üzülmekte, kızmakta haklısın Melisa. Gerçekten ayıp etmiş. Hem de çok. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledi Aynur teyze. Beni kandırdı. Üstüne bir de sanki ben kötü bir şey yapmışım gibi bana kızıyor. O böyle yapınca çok sinirleniyorum. Sana niye kızıyor? Sen ne yaptın ki? Bildiğim her şeyi gazetede yazdım. Ailesi de ifşa olunca çok sinirlendi. Sen benim aileme düşmanlık ettin. Bundan böyle biz de düşmanız dedi. Ne yapsaydım Maynur teyze? Hı? Ben de Defne gibi bütün bildiklerimin üstünü böyle örtse miydim? Bu kasabadaki herkesin en organik başındaki adamın Orhan Aksu olduğunu öğrenmeye hakkı yok mu? Öğrenmesi gerekmez mi? Haklısın canım. Gerekir, evet. Sen doğru olanı yapmışsın Melisa. Biliyor musun? Bazen kaptana haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Fevzi Bey'e mi? Ne açıdan öyle düşünüyorsun? Bütün her şeyin sorumlusu olmuş gibi davrandım. Her şeyde onu suçladım. Tabii ki o da sütten çıkmış ak kaşık değil de... Orhan Bey'in yaptıklarının yanında o suçsuz kalıyor. Asıl suçlular yakınımızdaymış, içimizdeymiş ama bizim haberimiz yok. Üzülme Melisa. Herkes her şeyi yapabilir. Her an her şey olabilir. Önemli olan senin nasıl davrandığın. Doğru olanı yapıp yapmadığın. Ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu meselede sen doğru olanı yapmışsın. Madem doğru olanı yaptım, neden hala üzgünüm? Neden en yakın dostum bana küstü? Çünkü canım, bazen senin için doğru olan bir şey bir başkası için acı verici olabilir. Ama ne olursa olsun sen asla doğru bildiğin şeyden vazgeçme. Olur mu? Olur. Büyümek böyle bir şey mi? Evet canım. Büyümek tam da böyle bir şey.